Çocuklar yeni doğan yoğun bakım ünitesinde. Peki bu safhada aileler eğitim alıyorlar mı? Aileler neler yapıyor? Ebeveynlerin dikkat etmesi gereken unsurlar, hususlar nelerdir? Yeni doğan yoğun bakım ünitesinde tabii ki zamanında doğmuş bebekler, prematür bebekler, ebeveynle aslında bu iş birlikte yürütülür. Neler yapıyoruz onlarla? Bir kere bebek yoğun bakımdayken her gün görmeye gelirler. Özellikle bebekler beslenmeye başladan mutlaka erken besliyoruz. Çünkü anne sütü hem annenin sütünün gelmesi açısından hem de annenin bebeğini temas olsa kucağına alması kısa süreli. Bu çok etkili oluyor anne sütünün gelmesi açısından. Anneler bazen depresyona giriyor bebek yoğun bakımdaysa stresten dolayı. O yüzden hani anneyi mutlaka yakın temas ve diyalog halinde oluyoruz ki bu bilgileri biz onlara bebeğiyle ilgili aşamalarını onlara hem anlatıp hem de bebeğin ne zaman taburcu olacağını, ne zaman besleyeceğini, nasıl besleyeceğini, bebeğini beslerken en basitinde nasıl bir pozisyonu beslemesi gerekiyor, ne kadar süre, günlük ne kadar süre anne sütü vermesi bunları anlatıyor. Özellikle yoğun bakım için hemşireler ve biz doktorlar, herkesin belli bir görevi var yoğun bakım ünitesinde. Bunları belli bir program içerisinde annelere aktarıyoruz. Babalarla ilgili onlara aktarmamız gerekenler. Tabii ki burada term bebekler, zaman doğmuş bebekler biraz daha kolay ebeveynler. Ama prematür bebekler daha farklıdır. Çünkü bir annenin prematür bebeğin banyosu bile onlar için çok sıkıntıdır. Nasıl yapacağım? Çünkü şöyle söyleyeyim, bazen siz 1 kiloluk veya 600-700 gramlık bebekleri büyütüp yaklaşık bazen 1.700, bazen 2 kiloya yakın olduğu zaman zaten art eve gibi düzeyde. Ancak o büyüklükteki, o gramajdaki bir bebeği bazen ben çok küçük nasıl yıkayacağım bile tedirgin oluyorlar. Biz burada bunları beslenmesinden tutun, giyinmesinden tutun, bebeğin tutuşu, gazını nasıl çıkaracağını, artı nasıl yıkayacağını, banyosunu bunları hepsi gösterilir. Özellikle prematür bebekleri birkaç kez anneyle beraber hemşirelerimiz banyosunu yaptırarak beslenmeyi zaten başladığımız an sürekli gelip o eğitimi veriyoruz. Çünkü evde bu bebekler çok naziktir. En ufak şeyde hemen tedirgin olabilirler. Basitinden bir kusma bebek bunu aspire edip soluk borusuna, ciğerine kaçırabilir ve ciddi sonuçlara yol açabilir. Bu yüzden bunları yani ebeveynlerle o uzun süreci ben hep onlara söylüyorum. Yolumuz çok uzundur. Asfalt bir yol değildir. Patates tarlası gibidir. Ayağımız her zaman bu bebekle şu yoğun bakım sürecinde. Daha sonraki aşamalarda da mutlaka yapılması gerekenleri bizim burada vermemiz gerekenleri biz düzenli bir şekilde aktarıp ve son çıkarken her şeyi anladınız mı? Her şey yoluna girdi mi? En ufak bir şey olduğunda yine bizi arayacaksınız. Gece, gündüz fark etmez. Çünkü yoğun bakım sürekli 24 saat. Bize ulaşmazsanız hemşire ulaşacak. Mutlaka bilgilendiriyoruz. Artı sadece hani bu destek işte beslenme değil. Onun dışında takip edilmesi gereken durumlar. Örneğin çocuğun bir nörolojiye muayeneye gitmesi gerekiyor. Göz muayeneleri çok önemli. Hastane olduğu sürece bunlar gözleri oksijene etkilendiği için retinopati dediğimiz özellikle göz oksijene etkin zaman oluyor. Bu da körlüğe kadar gidiyor. Onun için o ilk 4 hafta doğduğu zaman prematür bebekler mutlaka retinopati veya ROP muayenesi diye halk arasında bilinir. Ve çok spesifik bir muayene her yerde yapılmaz. Belli yerler yapar. Üniversiteler veya eğitim araştırma hastanelerinde olur. Bunları mutlaka düzenli bir şekilde aileler giderken şu doktora görünecek şu sürede, şu doktora aşısı şu sürede yapılacak. İşte boy kilo takipleri, gelişim takipleri için bu sürede mutlaka gelecek. Bunlar hepsi tek tek ailelere anlatılır. Epikrizlere yazılır. Çünkü küçük bebeklerde takipler yapılmazsa mutlaka daha ciddi sorun. Çünkü gelişimleri bunların geriden gidiyor. Artı bu bebekler mutlaka bazen hani her şey yolunda gitse dahi fizik tedaviye bile ihtiyaç duyabiliyorlar. O yüzden bu aşamaları zamanında yapmak gerekiyor. Yani prematür bebeklerde hani normal bir bebek gibi tabii ki bakmak ama olması gereken şeyleri belli bir kronolojik algoritma içerisinde ebeveynlerin takip etmesi tabii ki biz bunun önce yapıp onlara gösterip yol. O yüzden prematür ve yoğun bakımda olduğu sürece beraber takip edilir. Daha sonraki süreçte de yine beraber takip edilir belli bir süreye kadar. Zaten belli bir süre sonra bunlar yavaş yavaş azalacak, ebeveyn de rahatlayacaktır. Ama yani bugüne kadar hani
Tek tük bebeklerde sorun yaşadığımız oldu. Ebeveynler başa çıkamıyor, tedirgin oluyor. Çünkü her insanın normal bir bebeğe bile yaklaşımı bazen farklı oluyor. Kimisi çok hassastır. Ben şunu yaparsam acaba bir şey olur mu koluna? Ya da şunu yaparsam bacağına bir şey olur mu? Korkarlar. Şimdi her insan aynı soğukkanlıkla bekleyemiyorsunuz. O yüzden mutlaka prematür bebekler olsun, diğer bebekler olsun belli bir süre hekim, yoğun bakım ünitesiyle diyalog halinde olması. En küçük sorunlarında zaten bize onlar bildiriyor ya da getiriyorlar. Gece de aradıklarında bir an önce getirin yoğun bakıma. Ya da bazen şöyle basit bir şey oluyor. Aşısını bile bizim yapmamız gerektiğini. Çünkü ya doktor yapsın, ebeveynler çekinir. Yani sağlık hocanda veya ana çocuk sağlığında bir hemşiren yapmasını bile ister. Çünkü diyor ki çok küçük bir kası vardı, nasıl yapılacak? Ama biz tabii ki alıştığımız için artık profesyonelleştik sonuçta. Bu işin çok kolay olduğunu anlatıyoruz. Hemşire hanımların da yapacağını, asla korkmayın. Ama sadece zamanı, olması, yapılması gerekenleri zamanında yapın. Gayet de başarılı oluyorlar. Biz de tabii ki bu işten, yani küçük bir bebeği gözünüzde büyüttüğünüzde, örneğin Sait gibi, mutlu oluyorsunuz. İnşallah bundan sonraki aşamalarda daha da güzel şeyler yaparız yeni doğan. Çünkü teknoloji geliştikçe biz hekimler olarak özellikle yeni doğan yoğun bakım ünitesi işleten ve bu yoğun bakım ünitelerinin gelişmesiyle bu işlerde aynı doğrusal orantıda sonuçlar yüz güldürücü oluyor. Yani teknolojinin getirmiş olduğu kolaylıklar sizin işinizde kolaylaştırıyor mu? Kesinlikle, kesinlikle. Yani şöyle söyleyeyim, hani yoğun bakım biraz dışında bir fototerapi veya sarılık olan bebek yıllar önce tek ışıklı cihazlar vardı. Ben asistanken üniversitede biz çapa tıfakçı hastalara işte 3-4 gün sürer derdik. Bugün ise hastaları aldığımızda çünkü cihazımız 16 ışıklı diyoruz ki yarın taburcu ederiz. Çünkü ben ilk başladığımda bile o cihazlar olmadığı için genelde 2 gün sürerdi. Ama şimdi 1 güne düşürdük. Bu ne demektir? Hem anne bebek uzun süre birbirine ayrı olmuyor. Hastanede kalış süresi kısalıyor. Artı maddi külfeti de azalıyor. Evet. Bu da teknolojinin getirdiği fayda. Evet.